tutuklanan ve bir yıla yakın süredir cezaevinde rehin tutulan Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile milletvekillerimizin ve tutuklu belediye başkanlarımızın mücadelesini bir kez daha selamlayarak hepinize hoş geldin diyoruz. Değerli dostlar, dün Van depreminin yıl dönümüydü. Van depreminde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyoruz. Kaybettiklerimizi anmanın en doğru yolu bir deprem planı oluşturmaktır. İnsan canını inşaatın ve rantın önüne koymaktır. Bugün Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri aramızda. Yıllardır barış isteyen, tecrit insanlık suçudur diyen Barış Anneleri, hepinize tekrar hoş geldin diyoruz. Biliyorsunuz bir cumartesi annesini, Güzel Şahin'i geçen ay yitirdik. Güzel Şahin bir konuşmasında kendisini izleyen polislere şöyle diyordu. Biz neden kışın soğukta, yazın güneşte duruyoruz? Sizlerin de hakları için. Bize zulüm ve işkence yapanların da hakları için. Ben ne sadece kendim için, ne de sadece çocuğum için buradayım. Onurum için buradayım. Sonuna kadar da devam edeceğim. Onu da bir kez daha sizlerin nezdinde saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Evet, bugün aramızda SES Kadın Sekreteri, İstanbul'dan, Konya'dan, Eskişehir'den, Muş ve Diyarbakır'dan gelen kadınlar var. Muhalefetin sustuğu anda sokaklarda olanlar, siyaseti de sokağı da değiştirenler bizleriz. Nasıl direnerek Türkiye'de kadın hakları için yol kat ettiysek, bugün de haklarımızı elimizden almaya çalışanlara karşı mücadele edeceğiz. Grup toplantımıza katılan tüm partililerimize tekrar teşekkür ediyor, hoş geldin diyoruz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Eş Genel Başkanımız Sayın Serpil Kemal Bay'ı kürsüye davet ediyorum. Dünyayı sırtında taşıyan, demokrasiyi, özgürlüğü, emeği büyüten, her gün yeniden hayatı üreten değerli kadınlar, sevgili kadınlar, hoş geldiniz, baş göz üstüne geldiniz. Pumbihar Hatun, Sersera, Serçeva Hatın. Bugün yine eş genel başkanlarımız, milletvekillerimiz aramızda değiller ve biz yeni bir grup toplantısı yapıyoruz. Bütün tutsak yoldaşları bir kez daha buradan selamlamak istiyorum. Selam olsun sevgili Selahattin Demirtaş'a, sevgili Figen Yüksekdağ'a ve bütün demokrasi mücadelesi yürüten, cezaevinde rehin tutulan yoldaşlarımıza. Değerli arkadaşlar, Türkiye öylesine büyük bir karmaşadan ve karanlık içinden geçiyor ki her gün hiç olmaması gereken pek çok şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bakın, geçenlerde Kayseri'de bir yazara, değerli bir fikir insanına, düşünce insanına yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Sayın İhsan Eli Açık'a yöneltilen bu saldırıyı burada kınamak istiyorum ve İhsan Eli Açık gibi, İbrahim Kaboğlu gibi demokrasi mücadelesi yürüten değerli yazarlara ve aydınlara yöneltilen bu saldırının aslında hayatın bütün alanında her birimizi tehdit eden saldırılar olduğunu vurgulamak istiyorum. Yine Van depreminin 6. yıl dönümü, 644 insan Van depreminde yaşamını yitirdi. önlem alınmadığı için bu yaşamlar kaybedildi. Van depreminde yaşamını yitirenleri burada saygıyla anıyorum ve onların Van depreminde yıkım esnasında arama kurtarma çalışmaları yapılmadı diye protesto yürüten acılı, travmadaki insanlara gazla, copla müdahale edildiğini bir kez daha burada sizlerle hatırlatmak isterim. Bunu unutmadık fakat dayanışmayı da asla unutmadık. Yine her gün operasyonlar gerçekleştiriliyor. Her gün yasaklar, tutuklamalar var. 78 yaşında Sise Nine hukuksuzca tutuklandı. Bu da yetmiyormuş gibi bir de Tarsus cezaevine sürgüne gönderildi. Günlerce o kapalı araç içerisinde işkence edilerek yapılan bu sevkiyat Sise Nine için 78 yaşındaki demokrasi mücadelesi yürüten, hukuksuzca tutuklanan Sise Nine için bir işkencedir ve kınıyoruz. Sise Nine'ye buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Ve aynı zamanda yine annesiyle birlikte cezaevinde yatan, annesinden ayrı kalmamak için hukuksuzca tutuklanan annesinin yanındaki Miraz Bebek'e de burada sevgilerimizi gönderelim. Miraz Bebek koğuşunda düştü ve başını betona çarptı. Şimdi ama sağlığı iyi, geçmiş olsun diyor. Miraz Bebek'i kucaklıyor, sevgiyle öpüyoruz. Özgür günleri Miraz Bebek'e armağan edeceğiz. Bizler bunun için mücadele yürütüyoruz. Değerli kadınlar, sizler Barış Anneleri. Çok uzaklardan geldiniz. Buradayız, birlikteyiz. Çok uzun yıllardır büyük bedeller ödeyerek, yüreğinize düşen ateşi bir tarafa bırakarak hep barış dediniz, hep barış mücadelesini yükselttiniz. Duvarlarınızda yer kalmadı, çocuklarınızın resimlerini asacak yer kalmadı. Ama barıştan hiç vazgeçmediniz. Sizlerin barış mücadelesini burada selamlamak istiyorum ve sizlerin bu mücadelesi önünde bir kez daha eğiliyorum. Değerli arkadaşlar, Sayın Abdullah Öcalan'ın tecriti, mutlak tecriti bugün Türkiye'de önemli bir gündem maddesidir. Bazı sosyal medya hesaplarında çıkan haberler, Sayın Abdullah Öcalan'ın can güvenliğiyle ilgili soru işaretleri yaratmıştır. Bu haberler niçin çıkmıştır? Kim tarafından çıkartılmıştır? Amacı nedir? Bu büyük bir soru işaretidir ve Türkiye'nin aslında sinir uçlarıyla oynamaya çalışanların İmralı'da mutlak bir tecrit altında olan 2,5 yıldır hiçbir şekilde görüşülmeyen Sayın Abdullah Öcalan'la ilgili olarak onun düşüncelerini takip edenler, Türkiye coğrafyasında olsun, bölgede olsun, Suriye'de, Irak'ta, İran'da, Orta Doğu'da onun takipçileri açısından büyük bir endişe kaynağıdır. Türkiye halkları içinde, Batı'da ya da Kürt coğrafyasında Sayın Abdullah Öcalan'ın can güvenliği, onunla ilgili sürdürülen bu kara propaganda, karanlık ilişkiler, İmralı'daki tecrit büyük bir tehlikeye işaret ediyor. O tehlikede zaten içinde bulunduğumuz savaşın, çatışmanın daha da yükselmesi, Türkiye halklarının hızlı bir şekilde daha da yüksek bir savaşa sürüklenmesine ortam hazırlayabilir. O nedenle biz bir kez daha buradan Sayın Abdullah Öcalan'ın sağlık durumunun nasıl olduğuna dair güvenli bir bilgiye erişmek için can güvenliğinin tespit edilmesi, sağlık ve güvenlik halinin iyi olduğunun tespit edilmesi için avukatlarının, ailesinin ve vekillerimizin ziyaretine açılması gerektiğini, ziyaretinin gerçekleşmesi gerektiğini, bunun hükümetin bir görevi olduğunu hatırlatıyoruz. Tecritin insanlık suçu olduğunu ve bu yapılanın sadece tecrit olmadığını, aynı zamanda Türkiye'ye savaşı ve çatışmayı dayatmak olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz ve hükümeti sorumluluğa, ciddiyete davet ediyoruz. Ve diyoruz ki Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit kaldırılsın. Türkiye halklarının barışa, demokrasiye ulaşması için bu kadar önemli bir rol üstlenmiş, 2013 yılından 2015 yılına kadar Türkiye'de bir demokrasi olanağının var olduğunu göstermiş, bunun için emek ve çaba sarf etmiş olan Sayın Öcalan'la ilgili olarak hükümet derhal harekete geçmelidir diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir süredir partimiz "Durmayalım, faşizmi birlikte durduralım" kampanyası yürütüyor. Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminden sonra aslında bir darbe yaşıyor. Darbe girişimi darbeye dönüştü. AKP saray darbesine dönüştü. Ve OHAL ve kanun hükmünde kararnamelerle bu ülke tam bir diktatörlükle yönetiliyor. Bu nedenle bizim faşizme karşı mücadele ederek faşizmi geriletmemiz, Türkiye'de normalleşmeyi, demokratikleşmeyi, özgürlüklerin, hukukun hakim olacağı bir düzene doğru evrilmeyi el birliğiyle, mücadeleyle sağlamamız gerektiğini düşünüyoruz. İşte bunun için de mücadelemizi yükseltiyoruz. Biz kadınlar olarak dedik ki durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım ve bu böyle gitmez, kadınlar izin vermez. Bunun için kampanyalar gerçekleştirdik. Bu kampanyalarda AKP saray iktidarı döneminde kadınların kaybettiği haklarını gündemleştirdik ve bu haklar için yürütülen mücadelelerin önemine vurgu yaparken haklarımızı AKP saray iktidarına yem etmeyeceğimizi, haklarımızı savunacağımızı, bunun için mücadeleye kazanıncaya kadar devam edeceğimizi her vesileyle vurguladık. Geçen hafta müftülükle ilgili bir yasa geçti. Kadınlar bu yasaya hayır dediler. Bütün kadın örgütleri bir araya geldi. Sokaklarda bununla ilgili protestolar gerçekleştirdiler, meclise ziyaret yaptılar. Bütün yolları denediler. Demokratik haklarını bu OHAL sürecinde kullanmak isteyerek seslerini duyurmaya çalıştılar ve işte bu meclisin kapısı önünde kadınlar gaz sıkılarak, saçlarından yerlerde sürüklenerek şiddete maruz kaldı. Polis devlet şiddetine maruz kaldı. Fakat kadınlar direnmekten vazgeçmediler. Neden bu kadar direniyorlar? Kadınlar ne istiyorlar? Neden itiraz ediyorlar? Kadınlar bugüne kadar onlarca yıldır mücadele vererek kazandıkları haklarını kaybetmek istemiyorlar. İşte bunun için direniyorlar. AKP saray iktidarı konuyu çarpıtarak müftülüklerin de aslında belediyeler gibi aynı yetkilerle donatılarak kadınların nikah kıyılması konusunda yetkilendirildiğini söylüyorlar. Evet, böyle olabilir. Fakat kadınların itirazı şuna, hayatın bu şekilde, kadınların hayatının kadın erkek eşitliğine inanmayan bir kuruma bu kadar yetkinin verilmesine itiraz ediyorlar. Kadınlar hayatın her alanının fütursuzca dinselleştirilmesine itiraz ediyorlar. Diyanetin, müftülüğün kendi alanlarının dışına çıkarak hayatın, sosyal hakların, medeni hakların alanına girmesinin hiçbir açıklaması yok. Tek açıklaması var, o da AKP saray iktidarının bütün suçlarını, kabahatlerini örtmek için, başarısızlıklarını örtmek için dini kullanması, din ticareti yapmasıdır. Müftülük yasasının çıkması kadınların hiçbir sorununa çözüm üretmediği gibi aslında AKP saray iktidarının din tüccarlığı yaparak puan toplamaya çalışması, oylarındaki düşüşü bu şekilde dini bir vasıta yaparak, araçsallaştırarak, kendi siyasi politikalarına alet ederek buradan kendine bir çıkış yolu aramaya çalışmasıdır. Bazı şeylerin üstünü örtmek için kutuplaşma, ayrımcılık yaratarak toplumu oyalamaya çalışmasıdır. Bizler buna itiraz ediyoruz. Diyoruz ki bölücülük yapmayın, ayrımcılık yapmayın, kadınların medeni haklarına saygılı olun, kadın erkek eşitliğine inanmayan kurumların üstüne vazife olmayan işlerle donatmayın. Buna itiraz ediyoruz. Yine sevgili arkadaşlar, bugünlerde ne çıkarttılar? Bir de boşanma gündemiyle ilgili olarak boşanmaya aracılık sistemi tayin etmeyi gündemleştirdiler. Boşanmaya da aynı şekilde, aynı mantıkla tıpkı müftülüklere evlendirme rolü, nikah kıyma rolü verdikleri gibi aynı şekilde boşanmalarda da yetkiyi müftülüklere, imamlara verecekleri yönünde önemli işaretler var. Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları var. Değerli arkadaşlar, zaten hem işçi haklarında hem kadın haklarında mahkemeler yerine, hukuk yerine aracı kurumlar tayin etmek aslında hak alanının da paralılaştırılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi anlamına geliyor. Yani parası olanın, gücü olanın hakkı kullanabileceği, parası olmayanın, gücü olmayanın da burada mağdur edileceği anlamına geliyor. Bu yüzden aracılık kurumu zaten yanlıştır. AKP saray iktidarının bize getirdiği kötü yasalardan, aleyhimize olan yasalardan, tüm halkların aleyhine olan yasalardan bir tanesidir. Bu yasayı geçirirken bir de marifetmiş gibi kadınların boşanmasını imamlara, müftülere tayin etmek istiyorlar. Biz buna da itiraz ediyoruz. Değerli arkadaşlar, kadınlar en çok şiddete uğradıkları zaman, kadınların en çok şiddete uğradıkları zaman boşanma süreçleridir. Boşanmaya kalkıştıkları zaman, itiraz ettikleri zaman kadınlar şiddete maruz kalıyor. Bakın AKP saray iktidarı döneminde kadınlar erkek şiddetiyle yaşamlarını yitirdiler. Tam 6.000 kadın, en az 6.000 kadın erkek şiddetiyle yaşamını yitirdi. Peki bunların düzeltmek için hangi yasayı çıkarttınız? Bunları ortadan kaldırmak için, bu ölümleri engellemek için ne yaptınız? Ne yaptınız da hani şimdi boşanmalarla ilgili ya da evlenmekle ilgili yasalar çıkartıyorsunuz? Hükümetin, iktidarın yapması gereken kadınları güçlendirecek yasaları çıkartmaktır. Kadınları ekonomik olarak güçlendireceksiniz, psikolojik olarak, sosyal olarak güçlendireceksiniz, kadın özgürlüklerini geliştireceksiniz, cinsiyet eşitlikçi politikaları yaygınlaştıracaksınız ki kadınların şiddete maruz kalmasının önündeki engelleri kaldırasınız. Fakat siz ne yapıyorsunuz? Müftülük yasasıyla, imamlara yetkiler vererek, üstüne vazife olmayan işleri bu dini kurumlara vererek kadınların hayatını daha fazla bu şekilde karartmaya çalışıyorsunuz. Kadınların boşanmalara itirazının önünü bu şekilde kesmeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de kadınlar ekonomik, psikolojik, cinsel şiddet, fiziksel şiddet sebebiyle ayrılıyorlar, boşanmaya gidiyorlar. Hani kaç tane gördünüz, kaç tane duydunuz, kaç kadın sevgim bitti diye boşanmaya gidebiliyor Türkiye'de. İnsanın sevgisi bittiğinde de boşanmaya gidebilir. Ama Türkiye'de kadınlar öyle bir lüksü yaşamıyorlar. Türkiye'de kadınlar çok sert bir şekilde erkek şiddetine maruz kaldıkları için kadın iradesi erkekler tarafından ellerinden alınmak istedikleri için şiddete maruz kalıyorlar. Fakat biz ne yapıyoruz? Onları imamlara göndereceğiz, müftülüklere göndereceğiz ki orada uzlaşma kurullarında, aracı kurumlarda tekrar aile içine dönmeye, o şiddete dönmeye onları ikna edeceğiz. Bu cinayettir, bile bile cinayete yol açmaktır, yol vermektir. Biz bu nedenle AKP saray iktidarının müftülük yasasını da, nüfus hizmetleri yasasındaki diğer maddeleri de ve arabuluculuk yasasını da geri çekmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kadınlar şimdiye kadar o kadar çok kadın düşmanı yasayla mücadele etti ve onları geri çektirdi ki bundan sonra da kadınlar yılmayacak, kadınlar susmayacak, kadınlar değiştirecek. Bu yasaları mutlaka ve mutlaka geri çektireceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, değerli kadınlar, bizler kadın partisiyiz. HDP kadınların partisi. Bu konuda çok önemli yol aldık. Bunu yaratan işte sizlersiniz. Hep birlikte biz kadınlar, kadın iradesini partimizde etkili kıldık. Kadın temsilini güçlü kıldık. Kadınların birlikte yaşamı dönüştürebileceğini, evi, mahalleyi, sokağı, iş yerini demokratikleştirebileceğini, kadınların bu ülkeye barış getirebileceğini, demokrasiyi büyütebileceğini, geliştirebileceğini her fırsatta ortaya koyduk ve bu açıdan çok önemli bir yol aldık. Partimizin siyasette eşit temsil sistemi, eş başkanlık sistemi, belki de dünyada bir ilk. Yerel yönetimlerde olsun, siyasi partimizde olsun, mecliste olsun, her kademede, her kurumda kadınların siyasete eşit bir şekilde katılmalarının önündeki bütün engelleri biz kadınlar kaldırdık. Ve kendi içimizde buna yönelik erkek egemen anlayışla da her gün mücadele ediyoruz. Yani bunu bitirdik, bir yere kaldırdık demiyoruz elbette. Bu mücadeleyi her gün sürdürüyoruz. Her gün bu demokrasi mücadelesini kadınlar olarak yeniden üretiyoruz. Fakat AKP saray rejimi ne yapıyor? İşte bizim bu kazanımlarımıza yönelik ciddi bir saldırıyı gündeme getirmiş durumda. Eş Genel Başkanımız Figen Yüksekdağ'ın eş genel başkanlığı elinden alındı. Resmi olarak. Vekilliği düşürüldü, üyeliği düşürüldü. Bunun yapılmasının sebebi ne? Kadınların iradesini, kadınların mücadelesine, kadınların siyasetteki özgür varlığına, eşit varlığına tahammülsüzlük. Kadınların olması gereken prototipi bu değil onların gözünde. Kadınlar AKP saray rejimine hizmet ettikleri sürece ancak politikada olabilirler, sokakta olabilirler, iş yerinde olabilirler. Onların kârlarını artırdıkları sürece, onlara oy taşıdıkları sürece ancak öyle olabilirler. Yoksa onların siyasete özgür katılımı, kendi özgün talepleriyle politikaya katılımı AKP saray rejimi için asla kabul edilemezdir. O yüzden Figen Yüksekdağ bizim eş genel başkanımızdır. Bir kez daha burada söyleyelim. Bir kez daha sevgili Figen Yüksekdağ'a buradan selam gönderelim arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, yine Besime vekilimiz, kadın sözcümüz, onun da vekilliği düşürüldü. Besime vekil bizim irademizdir. Kadınların iradesidir ve hiçbir güç onu bizim temsiliyetimizi yapmaktan geri bırakamaz. Besime vekilimizi de buradan tekrar kucaklıyoruz. Sen bizim irademizsin. Seni seviyoruz Besime vekili. Bakın en çok kadınlara saldırıyorlar. Vekilliği düşürülen 5 vekilimizden, milletvekilinden 4'ü kadınlar. Ve sırada Leyla Vekil'in fezlekesi var. Onun da vekilliğini düşürmeyi planlıyorlar. Biz burada AKP saray iktidarının kadın düşmanı politikalarını kınıyoruz. Değerli arkadaşlar, yine Gülten Kışanak. O bizim biricik Gülten Kışanak'ımız. Hem siyasette ne kadar kudretli olduğunu göstermişti, hem de yerel siyasette ne kadar güçlü, net bir temsil olduğunu, bir kadın temsili olduğunu göstermişti. Biz kadınlar Gülten Kışanak'la gurur duyuyoruz. Gülten Kışanak ve Fraz Anlı'ya yönelik operasyonun 1. yıl dönümündeyiz. Onlar rehin alındılar. Bugün AKP saray rejimi İstanbul'u, Bursa'yı, Balıkesir'i, oradaki yerel yönetimleri görevden alıyor. Bakın, bizim belediyelerimize kayyum atayanlar şimdi kendilerine hizmet etmediklerini düşündükleri için yerel yönetimlere kayyum atıyorlar. Buradan AKP Genel Başkanı'na bir kez daha seslenelim. AKP Genel Başkanı Erdoğan, siz FETÖ'yü mü içinizden tasfiye ediyorsunuz? Çaktırmadan bunu mu yapıyorsunuz? Yani metal yorgunluğu dediniz, şu dediniz, bu dediniz. Aslında yaptığınız bu mu? Yerel seçimler gelirken, genel seçimler gelirken çaktırmadan içinizde bir temizlik mi yapıyorsunuz? Size bir kez daha söyleyelim. AKP'nin içerisinden FETÖ'yü temizlemek, kekten unu temizlemek gibidir. Yapamazsınız, başaramazsınız. Boşuna uğraşmayın. Değerli arkadaşlar, bizim belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz tam bir abluka altında. Kayyumlar atandı, kayyum atanmakla kalmadı. Aynı zamanda belediyeler şu anda karakol haline gelmiş durumda. Ve yerel yönetimlerin, bizim yerel yönetimlerimizin en önemli özelliği kadın özgürlükleri ile ilgili olarak geliştirdiği kadın politikalarıydı. Kadın Politikaları Müdürlüğü, kadının ekonomisini geliştirmek için Ekonomi Müdürlüğü, kadının Eğitim Müdürlüğü gibi pek çok kurum o yerel yönetimin içerisinde kadınlar tarafından inşa edildi ve yerel yönetimde hakim kılınmaya çalışıldı. Şimdi karakol haline dönüştürülmüş bu belediyelere, bu kayyumların atandığı, hukuksuzca kayyumların atandığı bu belediyelere kadınların yaklaşması bile mümkün değil. Her tarafta silahlı adamların dolaştığı, her tarafta polisin, militarizmin hakim olduğu bu yerler, bu belediyeler tekrar bizler tarafından, bizlerin mücadelesiyle yeniden kazanılacak, yeniden bu belediyeleri biz kadınlar, kadınların yerel yönetimini yapacağız. Asla muhalefette umutsuzluğa kapılmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün belediyelerimizi yeniden kazanacağız. Yeniden kadınlardan yana kadın dostu belediyeleri inşa edeceğiz arkadaşlar. Sadece Kürt coğrafyasında değil, İstanbul'da da, İzmir'de de, Ankara'da da, bütün metropollerde kadınların yerel yönetimine güçlü bir şekilde katılması için biz kadınlar mücadeleyi daha yükselteceğiz ve mutlaka kazanacağız. Mutlaka yerel yönetimlerde kadınlar cinsiyet eşitlikçi politikalarıyla, mücadeleleriyle var olacaklar diyoruz. Ve kapatılan Jinha gibi, Hayat TV'deki Ekmek ve Gül gibi, İmece Televizyon'un yayınladığı Mor Bülten gibi kadınlardan yana yayıncılık yapan, dünyada eşi benzeri olmayan bu yayınlarında tekrar çıkması, tekrar güçlü bir şekilde çalışmasını sürdürmesi için gerekli çabaları sürdüreceğiz ve asla ve asla vazgeçmeyeceğiz diyoruz. Kadınların geleceği pembe otobüslerde değil, kadınları erkeklerin hegemonik alanına hapseden, erkeklerle kadınları ayrı ayrı yerlere koyarak kadın düşmanlığını, cinsiyetçiliği daha da pekiştiren bu tip kabul edilemez, kadınlara hiçbir faydası olmayan, tam tersine kadınları toplumdan dışlayan, kadınları suçluymuş gibi belli yerlere hapseden politikalara hayır diyoruz ve kadın dostu politikaları hayata geçirmek için biz kadınlar bundan sonra da mücadelemizi sürdüreceğiz. Değerli arkadaşlar, tutuklu vekillerimizle ilgili, milletvekillerimizle ilgili 355 gündür cezaevindeler ve onlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Biliyorsunuz mahkemelere çıkartılmadılar. Onlar için fezleke hazırlayanlar, onlar için suç isnat edenler bugün FETÖ'den tutuklular, yargılanmışlar, yargılanıyorlar, hapisteler ya da kaçak durumdalar. Ama hala bizim milletvekillerimiz cezaevinde rehin alınmış durumda. Selahattin Demirtaş'a, sevgili Selahattin Demirtaş'a, eş başkanımıza bir uluslararası toplantıda AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ne dedi? Terörist dedi. Bununla ilgili olarak biz bir itiraz ve suç duyurusunda bulunduk ve hakaret ve adil yargıya müdahale olarak bir savcılığa başvuruda bulunduk. Ne oldu biliyor musunuz? Dediler ki AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezai yaptırımı yok. Cumhurbaşkanı hakkında böyle bir suç duyurusunda bulunamazsınız. Ben bu dosyayı almaya yetkili değilim. Düşünün, bir ülkenin bu kadar, bir ülkede 4 parti var. Bu partilerden bir tanesinin başkanı AKP Genel Başkanı Erdoğan, bir başka partinin başkanı, 6 milyonu aşkın oy almış bir başka partinin başkanı da Sayın Selahattin Demirtaş ve birisi kalkacak, istediği gibi hakarette bulunacak, istediği ithamlarda bulunacak. Siz ona suç duyurusunda bulunamayacaksanız, her gün size hakaret edecek. Seçimler geliyor, yerel seçimler geliyor, çalışmalar yapacak, mitinglere katılacak, burada her gün size küfür edecek, hakaret edecek ama siz ona hiçbir dava açamayacaksınız, hiçbir şey söyleyemeyeceksiniz. Bu Türkiye'deki faşizmin ne kadar derinleştiğini gösteriyor ve Türkiye'de önümüzdeki dönemde gerçekleşecek olan seçimlerdeki eşitsizliğin ne kadar derin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Değerli arkadaşlar, bu durum, bu hukuk değil, yani bu olağan normal bir sistem değil. Bir darbe süreci ve bir darbe uygulaması kabul edilebilir bir şey değil. Fakat bunu kabul eden, normal gören bir anlayışı bizler asla kabul edemeyiz. Bunun üstesinden ancak ve ancak demokrasi mücadelesini yükselterek gelebiliriz. Demokrasi mücadelesini bugünden daha da ileriye taşıyarak ancak bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Çünkü tek adam rejimi her şeyi kendi elinde tutuyor, her şeyi kendi siyasi rakiplerine karşı bir güç olarak kullanabiliyor ve hiçbir şekilde de hiçbir şey için suçlanamıyor, eleştirilemiyor, sorumlu olduğu konusunda herhangi bir işlem yapılamıyor. Bu demokrasi değil, bu ancak ve ancak diktatörlüklerde olabilecek bir şey. Hani diyorlar ya, biz kabile devleti değiliz. Hayır, işte siz busunuz. Siz hukuku tamamen öldürdünüz, demokrasiyi tamamen ortadan kaldırdınız ve bıçağın sırtında her gün OHA'yla, KHK'larla bu ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Kendinizi dayatıyorsunuz. Sonuç olarak bizler AKP saray iktidarının bu hukuksuzluğuna, bu saldırganlığına, bu cezadan muafiyetine izin vermeyeceğimizi ve bunun için herkesi bu mücadeleye davet edeceğimizi, yılmadan, usanmadan mücadeleyi sürdüreceğimizi ve herkese tek tek bu düzenin faşizm olduğunu, bu düzenin diktatörlük olduğunu ve bunu ancak el birliğiyle birlikte değiştireceğimizi anlatacağız ve birlikte bu karanlıkları dağıtacağız. Aydınlık günlere birlikte ulaşacağız değerli kardeşlerim. Sevgili kadınlar, yine Ferhat Encü'yü burada selamlamak istiyorum. O bizim göz bebeğimiz, halklarımızın vekili. Ferhat Encü'ye 4 yıl 7 ay verdiler. Niçin? Sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş. Sokağa çıkma yasağını kim vermiş? Atanmış bir kamu görevlisi, vali yardımcısı. Ferhat Encü kim? Halkların seçtiği bir vekil, milletvekili. İşte bakın yine neyle karşı karşıyayız? Yine bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Ferhat Encü tam da bizim onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir vekil. Çünkü Şırnak'ta, ablukalarda halkı katledenlere karşı mücadelede halkın yanında yer aldı. Orada yaşanan insan hakları ihlallerini Twitter'dan paylaştı. Oradaki halkın, devletin kolluk güçleri karşısındaki şiddete maruz kalmasına yönelik durumlarıyla ilgilendi. Onların bu şiddetten kurtulmaları için çalıştı. Onlarla birlikte omuz omuzaydı. Tam da Halkların Demokratik Partisi'ne yakışan bir milletvekili. Kendisine buradan selamlıyoruz ve onunla gurur duyduğumuzu, onur duyduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. O saraydan gelen talimatlara, ranta, İhalelere göre vekillik yapmadı. O halkın sorunlarıyla ilgilendi. Halkın mücadelesinin tam da içinde yer alan bir vekildi. Değerli arkadaşlar, son olarak zırhlı araçlarla yapılan cinayetlere dikkat çekmek istiyorum. Türkiye'de savaş ve çatışma, hukuksuzluk, savaş politikaları ayyuka çıkmış bir durumda. Her gün Kürt coğrafyasında çocuklar panzer cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Kadınlar panzer cinayetinde yaşamını yitiriyor. Kürt anasını görmesin mantığıyla davranan ve savaşı kışkırtan AKP saray rejimi halkın iradesini kıramadıkça halka karşı suç işlemeye devam ediyor ve halka karşı işlediği suçlardan işte bir tanesi de bu panzer cinayetleridir. Hayatın her alanında, her yerde, her sokakta, yaşamın içinde panzerler vızır vızır dolaşıyor. O panzerlerin o sokaklarda, o mahallelerde, o çocukların oyun alanlarında, kadınların yürüyüş yaptığı yerlerde ne işi var? Kim panzerlerle her gün burun buruna yaşamak ister? Neden 2,5 yıldır Kürt coğrafyası işgal altında. Bu soruları sormamız lazım. Felek'i kaybettik. Siirt'te Felek, bir kız çocuğu, resmi olsaydı size gösterecektim ama bir fotoğrafı bile yok. Felek bir panzerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Tıpkı Muhammed ve Furkan gibi, onlar evlerinde uyurken panzer cinayetine maruz kaldılar. Felek'e saldıran, onun ölümüne sebep olan panzeri kullanan polis ne diyor? Çocukların sokakta ne işi vardı diyor. Siz ne çabuk unuttunuz evinde uyuyan çocukları da öldürdüğünüzü. Değerli arkadaşlar, biz nasıl ki Şırnak'taki maden cinayetine, iş cinayetine kaza demiyoruz, kader demiyoruz, cinayet diyoruz. Aynı şekilde bu panzer cinayetleri de kaza değil, kader değil. Bunlar cinayettir. Bunlar nefret suçudur. Bunlar Kürt halkına yönelik kışkırtılan, kolluk gücünün yaptığı, bilinçli olarak yaptığı bir bile bile cinayettir. Olası kast ile yargılanmaları gerekir. Fakat ne yazık ki Muhammed ve Furkan'da olduğu gibi cezasızlık politikalarıyla bu meselelerin üstü örtülmektedir. İşte görüyorsunuz, OHAL Şişecam işçilerinden sokağında oyun oynayan Feleğe kadar, Nuriye ve Semih'ten Şırnak'taki maden işçilerine kadar hepimizin hayatını karartıyor, hepimizin hayatını kanatıyor. O yüzden diyoruz ki OHAL'e karşı, faşizme karşı, Erdoğan rejimine karşı yılmayacağız, birlikte mücadeleyi örgütleyeceğiz. İşçiler, emekçiler, köylüler, kadınlar, gençler hep birlikte omuz omuza vererek, el ele vererek bu karanlık günleri aydınlığa çevireceğiz. Unutmayın ki karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da geldiği zamandır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum, yüreklerinizden öpüyorum. Direnerek kazanacağız. Cin, cihan azad ediyor. Değerli arkadaşlar, buradan Ahmet Spor'a da sevgilerimizi iletelim. Ahmet Spor engelleniyor, seyircisi engelleniyor. Ahmet Spor candır. Onları seviyoruz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Değerli dostlar, şimdi Barış annelerimizden Bediha Gökuz bir konuşma yapacak. Onlar hem Başbakan'dan hem Meclis İnsan Hakları Komisyonu'ndan görüşme talep ettiler. Aynı zamanda bunun için de buradalar Barış anneleri. Kendisini Türkiye'ye که آشتی خواست جنی آزاد از اب کردی ببینم اما اب کردی نزاشید نامه دهنه از اب